kadınlara yönelik çeşitli faaliyetlerde bulunan Kadın ve Demokrasi Derneği KADEM ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne hoş geldiniz efendim. Kadının insan hakları meselesini cinsiyet üzerine kurulmuş bir mücadeleye indirgeyemeyiz. Kadın annedir, eştir, arkadaştır, her şeyden önce insandır. Bu vesileyle dünyanın dört bir tarafında savaşlar, çatışmalar ve kavgalar arasında kalan, onurlu duruşlarıyla bir varoluş mücadelesi veren mazlum ve mağduru tüm kadınları yürekten selamlıyorum. Adalet için ses ver sloganı ile çıktığımız bu yolda bir kez daha tüm dünyayı her türlü şiddete karşı durmaya, ayrımcılığa, İslamofobiyaya, ırkçılığa karşı dünyanın tüm kadınları için adaletin izini sürmeye davet ediyoruz. Kadına şiddete karşı olduğumuz kadar çocuğa, ebeveyne ve güçsüze yönelik şiddete de karşıyız. Şiddet, sıfatlardan, kimliklerden bağımsız bir insan hakkı ihlalidir. İnanıyorum ki daha adil ve eşit bir dünyaya geçişimiz kadınlar olmadan gerçekleşmeyecektir. Toplumun en ağır yükünü taşıyan kadınlar her zaman demokrasiden, barıştan, uzlaşıdan yana olmuştur. Dolayısıyla kadınların kaos ortamlarına ve barış süreçlerine katılımı tüm insanlığın menfaatinedir. Kadın sorunlarının bu zirvede mültecilerden çalışma hayatına, karar alma mekanizmalarından ayrımcılığa, medyadan hukuka kadar geniş bir alanda enine boyuna tartışılacağına inanıyorum. Kadınların sorunlarını çözmeden dünyaya ve insanlığa dair hiçbir hedefimize ulaşmamızın mümkün olmadığını biliyorum. Burada ortaya konacak görüşlerin, yapılacak tartışmaların kadınıyla erkeğiyle hepimiz için daha adil, daha iyi, daha güzel bir dünyaya giden yolu aydınlatmasını diliyorum. Tarihin her döneminde insanlar çeşitli sebeplerle ezilmişler, haksızlığa uğramışlar, hatta daha kötü muamelelere maruz kalmışlar. Cinsiyetten kaynaklanan haksızlık ve adaletsizlik ise tüm bunların üzerinde dönemler ve toplumlar üstü bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Adaletsizlik erkek söz konusu olduğunda genellikle emeğin sömürüsü şeklinde gerçekleşirken kadınlarda çok daha ağır şekilde ortaya çıkıyor. Yeni Türkiye'yi inşallah ülkemizin kadınlarıyla beraber inşa edeceğiz. Geleceğin güvenli, huzurlu, adil, müreffeh dünyasını doğudan batıya, kuzeyden güneye, yer kürenin her köşesindeki kadınlarımızla birlikte kuracağız. İkinci Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde sizlerle birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu ifade ederek başlamak istiyorum. Adalet öyle bir anahtardır ki insanlığa nefes aldıracak tüm kapıları açar. Üzerine adaletin ışığının düştüğü her şey özüne kavuşur ve parlar. Kadın ve Demokrasi Derneği KADEM'i bu kilit kavramı sorunların çözümü olarak gördüğü ve hepimizi üzerinde düşünmeye sevk ettiği için kutluyorum. Kadınlar ırk, cinsiyet ayrımı yaşamaksızın hep birlikte çözümlere bir arayış içerisindeyiz şu anda. Zirve gerçekten bizim için çok faydalı oldu. Birçok
birçok konuyu ayrıntılı bir şekilde ele almış olundu ve biz bu oturumlarda gayet güzel bilgiler edinmiş olduk.